Heyecan Rumeli TV ekranlarına hoş geldiniz diyorum. İyi pazarlar diliyoruz sizlere. Umarım iyisinizdir. Biz de bomba gibiyiz, ben hariç. Ahmet abi kulise geldi, dedi ki sen bu sesle nasıl program yapacaksın bilmiyorum. Üç gün nasıl yaptım abi? Yaparsınız evvelallah. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sizleri çok özledik. Azim var her şeyde. Azim var, hırs var. Göçmen kızları böyle olur. Ben hep söylüyorum. Eğer evlenecekseniz göçmen kızı alın diyorum. Evet. Marifetli olurlar. Evet. Çalışkan olurlar. Evet. Eşlerine düşkün olurlar. Değil mi İzzet? Nereden bilsin? Hepimiz sizi çok özledik. İzleyici sizi özledi. Hep sorunlar oldu. Ben de ekstralarınız olduğunu, gerçekleri söyledim. Ama bundan sonra olmasın abi. Çok özlüyoruz sizlere. Ekstrasız ekstra olmasın artık size. Yani bizi yalnız bırakmayın. Ekstra olsun sizden da. Sizden ekstrasınız aslında. Diyorsan. Evet. Telefon numaralarını veriyorum. Allah'ın kodu 0212-275-35-05 dolu numaralardan bizlere ulaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gerçekten program öncesi böyle mesajlar yağıyor. Neredesiniz, neredesiniz, neredesiniz diye. Biz hazırlık yapıyoruz. Öyle programcılık o kadar kolay bir iş değil. Bir gelip görseniz ekran arkası burada neler yaşanıyor. Sizler de bizlere hak vereceksiniz. Evet, Bulgarya Zıpvaliti programı adına göçmen kızı Rumeli TV. Ete pajalusta Rusya. Bu Rumeli TV'ne göçmen kızı. Evet abicim, nasılsınız? Bomba gibiyiz. Neler yaptınız? Bomba çalıştık, çalıştık. Devamlı enerjimizi boşaracağız. Ama bu arada sizler izledik. Geçen gün de bağlandım sana. Yani çaktırmadan. Evet. Geldi. Ben gelmediğimden bu yana hasta oldum. Biz olmadığımızdan bu yana çikolatasız beslendiğimiz için. Abicim siz gelmediniz, ben çikolatasız kaldım. O yüzden. Ay çok teşekkür ederim. Sen mi getirdin, başkası mı gönderdi? Bunu benden olsun. Senden olsun. Kesene bereket abicim. Çikolatayı buraya saklıyorum çünkü Nazlı ile hemen hepsi Elif yiyorlar çikolatamı. Hangi arada götürüyorlar çikolatamı, ben anlamadım. Fark edilmez yani. Yemeğe karşını çek. Çikolata sende ya. Peki çikolata diye sana saldırmış. Neler yaptınız? Ahmet abi yayına bağlanmak istedi. Nasıl abi hatlar? Vallahi çok kalabalık. Ya hatta öyle. Call center kuracağım ben buraya. Call center. Evet. Böyle. Kimse, herkes bağlandık, rahat. Bağlandık. Bağlandınız mı? Bağlandık, konuştuk ya. Nasıl bağlandık be? Bağlandık, konuştuk ya. Sonra ben dedim ya sana. Ahmet dedi, yazdı. Elbise için bağlanmıştım aslında. Botoks yaptığını anladım. Ben seninle yayında konuştum mu? Günaydın. Ahmet'i çekti. Nasıl yani? Tabii. Nazlı doğru söyle. Ben bağlanırım, böyle kimse anlamaz. Ya bir söyler misin ya? İsterseniz yayını izletsinler şeyini. Altta da ne yazdı? Çalamet abi dedi. Evet, Çalamet abi. Evet. Yazıyordu. Çalamet abi. Öyleyse ben artık anormal bir insanım. Normal değil. Yani. Anormal bir insanım. Ki Çınarcık'tan bağlandım. Çınarcık'tayım. Hepiniz bana benimle oyun oynuyorsunuz. Yok. Ama ben en sonunda söylüyordum. Ne dedin? Çal Ahmet abi ben. Ahmet abi sahiline geliyoruz, çikolatayı alıp pazar günü de oradayız dedin. Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Hadi be! Evet! Hafsa! Bursa! İzzet nerelisin? Valla çalıştık. İşlerimiz vardı. Bir iki gün dinlendim, Çınarcık'a gittim. Ne kadar güzel. Kendine zaman ayırdın. Evet. İnşallah ben de bir gün kendime zaman ayıracağım. Ama Nazlı Avant'ta bir otelde rezerve yaptırmış. Oraya gidiyormuş. Öyle dedi. Para var, huzur var. Kimde para var? Allah'ım yarabbim. Para var, huzur var. Değil mi? Yok. Önce sağlık. Parası sağlık olmuyor. Paranız olmuş, arabanız olmuş, uçaklarınız olmuş, evet. Ne olursa olsun. Evet. Sağlık yoksa hiçbir şey yoktur hayatta. Maalesef. Her şey paraya dayanıyor. Maalesef. Dayanıyor, evet. Gerçekten hani diyoruz ya biz, önemli değil, önemli değil. Tabii ki o kadar önemli yerler var ki hani paranı da çözebileceğim. Ama önce sağlık olmasa hiçbir şey olmaz diyorum. Sağlık. Geberiyorum ben, geberiyorum.
Taner, öleceğim bir gün hastalıktan. Vallahi dikkat edin diyorum. Ben normalde kendime hiç dikkat etmem. Programdan çıktım geçen hafta. Nasıl içim yanıyor? Nasıl içim yanıyor? Gittim evde iki tane soda buldum dolapta. İkisini de arka arkaya buz gibi içtim. Böyle gittiği yeri hep yaktı. Ve ben pazartesi yataklara düştüm. İki gün boyunca hiç kalkmadan yattım. Hatta oğlum bile dedi ki annem bu kadar hani az bir hastalıkla asla yatmaz dedi. Ben hatta televizyon sesi, herhangi bir ses bile duymak istemedim. Gerçekten dikkat edin diyorum, sonra çekiyoruz. Var mı söylemek istediğin bir şey abicim? Teşekkür ederim. Buradan İzmir'e Orhan Sansyalan. Eşine. Evet, Saniye Hanım'ına ve değerli eşine. Kızına, bizden de İzmir'de kocaman, benden de kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi Menekşeciğim, Almere Kuaför, benim saçım ve makyajım, çok uğraşıyorsun. Çok büyük emeğim var. Sağ ol diyorum. Vallahi randevusuz çalışamıyor artık. Ona göre önce randevu alın çünkü kapıdan dönüyorsunuz. Çok güzel benim arkadaşımın işleri. Allah ona hep... Eğer yayından kaldırmazsanız yayını terk ediyorum. Terk ediyorum. Kalktı mı kalkmadı mı yayınlar? Gitti. Ya niye be Taner? Gelirim şimdi rejiye. Çok güzel bir anımda neler yapıyorsun? Evet, gerçekten gidin diyorum Almere Kuaför'e. Çok memnun kalacaksınız. Kız var ya, inanılmaz güzel topuzlar, rofreler yapıyor. Aysel'cim yine çok güzel giydirdin benim canım arkadaşın Aysel Giyim. Benim yıllardır sponsorum. Gidin, orada da çok güzel elbiseler göreceksiniz. Hayriye'ciğim, seni kokulu kokulu yapıyorum. Her gün benim kahvemi içirip öyle gönderiyor Hayriye beni. Vallahi ne güzel. Biz öyle bir arkadaş bulamadık. Gerçekten sağ olsun diyorum. Hatta zaman zaman ben böyle rejimden dolayı yemek yemiyorum ya. Bana sabah kahvaltısı, aman aç nasıl program yapacağım? Yapacaksın demin diye orada hemen kahvaltı hazırlıyor. Ben hemen arabama binip işe geliyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Çal bakalım Ahmet abi, nereye gidiyorsun? Nasılsın bebeğim? İyiyim. Dedim boş durmayayım, mantarları. Mantarları doğrayayım dedin. Ha. Bugün ne var yemeklerde? Bugün haşhaşlı portakallı kek yapacağız. Evet. Ve mantarlı rulo yapacağız. Ama bugün çok sevdiğim arkadaşım bizim konuğumuz olacak. İzzet Aktaş bizlerle birlikte olacak. Şimdi tam karşımda böyle bacak bacak üstüne atmış, bizi seyrediyor. Şimdi önce yemekleri hazırlayalım değil mi İzzet'ciğim? Evet. Hadi bakalım canım. Yemek tarifleri gelirse. Evet. Başlayalım. Evet. Sevgili reji. El, problem mi var? Alır mısın hayatım el mikrofonunu? Masanın üstüne, masanın üstüne. Ne? Oo! Elif daha bu yayına alışamadı. Evet, normaldir. Daha bir aylık kızcağız. Evet, hemen şöyle alayım. Yemek tarifleri de gelirse ekrana çok mutlu olacağım. Burada bana hediye gelmiş. Bakalım kimden gelmiş? Ne için gelmiş? İlerleyen dakikalarda çok alıştırıyorsunuz beni hediyelere. Vallahi ne olacak hiç bilmiyorum. Çikolata burada. Burada. Vermem vallahi kimseye. Tamam, evet hayatım. Mikrofonu. Tamam. Haşhaşlı portakallı kekimizle başlayalım. Malzeme listemiz 5 adet yumurtamız var. Nereden çaldın keki? Sizden. Bu iki tarif de sizden. Yalancı. Börek ne benden? Ay değil mi? Arabada düşünmedik bana. Hayır, ben dedim mantar var, siz dediniz rulo yapın, o öyle çıktı işte. Ha, öyle çıktı. Tamam olsun, ne fark eder. Hadi bakalım. Ben evimde çok çabuk, böyle hızlı yaptığım bir kek, çok da çabuk bayatlamayın hanımlar, siz de yapın. Eğer bugün burada alamadıysanız akşam Nevin Terzioğlu Facebook sayfamızdan 8'den sonra Nazlı orada yayınlıyor. Size de bir rahatlık olsun, kolaylık olsun diye böyle düşündük. Evet, İzzet Aktaş'la sorularınız varsa ve istekleriniz varsa ve ekstraları davet etmek istiyorsanız benim hemen Facebook sayfamdan ulaşıyorsunuz ve herhangi bir şey sormak istiyorsanız Nevin Terzioğlu'ndan bizlere ulaşıyorsunuz diyorum. Ben de başlıyorum öyleyse. 5 adet yumurtamız var. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 2 su bardağı kadar un, 1 adet portakal kabuğu rendesi. Sen ekrana bakma. Evet. 1 çay bardağı haşhaş, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya var. Beni de şaşırttılar. Ondan sonra mantarlı rulomuz. Önce şunu yapılışından bahsedeyim. Keklerde yaptığımız ve muffilerde yaptığımız yöntemi yapıyoruz. Şekerle süt, şekerli yumurtamızı bembeyaz bir köpük olana kadar çırpıyoruz. Çırptıktan sonra diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Unumuzun mutlaka elenmiş olması gerekiyor. İçine topak topak kalmaması için diyoruz. Mantarlı rulo için malzeme listemizi sayıyorum. Mantarlı rulo.
4 adet yufkamız var. 250 gram mantar. 1 adet kırmızı biber. 1 adet Charleston. Oradan say. Evet. Buradan saysın Elif'in çünkü görme problemi var. Problem değil hayatım. Sen nasıl rahat edersen. 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Tuz, karabiber, pul biber. Arası için 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt. Üzeri için ise 1 adet yumurta sarımız var. Evet, yemeği anlat. Mantarlı bir harç yapacağız. Ocakta kavuracağız yağla birlikte. Kavurduktan yayını sonra... Yayını terk edeceğim. Yemin ediyorum Tayfun, yayını terk edeceğim bak bugün. Gelip burada benim gibi kıvırırsın. Evet. Hazır yufkamızı açacağız. İçine ben şey yaptım. Bir çay bardağı sütle bir çay bardağı sıvı yağımızı çırptım. İçine koyacağım. Koyduktan sonra harcımızı koyup rulo şeklinde saracağız. Siz çok sevdiğiniz hani hanımların evet ben evimde rulo şeklinde sarıyorum börekleri. Güzel de oluyor. Hani böyle yemesi de sunumu evet, güzel oluyor. Biliyorsunuz ki hanımlar ben hep söylüyorum. Sunum çok önemli. Evet aynen öyle. Sunum çok önemli. Ben hep bütün hanımlara buradan sesleniyorum. Ben size akıl vermiyorum. Ama gerçekten eşinize yemek ne kadar lezzetli olursa olsun. O hani kepçeyle yemeği koyarken akıtırsanız kenarlarına sunum güzel olmasa benim için hiçbir şey ifade etmez. Önce göze hitap edecek daha sonra damağa hitap edecek diyorum. Hani biz kendimiz de güzel olalım ama yemekten önce değil mi? Kesinlikle. Bugün arabada neden güldün sen bana öyle? Hani öyle bir tuhaf kullanışımı öyle bir gülme kaldı ki Elif ve Ahmet abi, Sayım abi. Niye gülüyorsun diyorum bir türlü anlatmıyorum. Şey ama hani değişik kullanıyorsunuz arabayı ne bileyim. Yani? Böyle bir dikkatli dikkatli orada bir telefona bakıyorsunuz. Bir benle konuşuyorsunuz falan böyle. Telefona kullanırken telefona mı bakıyorsun? Yok yok. Ben şey yok ben telefonla konuşmam bakıyorum. Araba kullanırken. Aman. Ara sıra bakıyoruz o kadar. Mesajlarımı okuyorum. Önemli. Giderken ışıklarda mesajlarımı okuyorum. Çok önemli. Vallahi öyle araba. Evet Ahmet abi çok bakıyorum. Teşekkür ederim çikolata için. Misafirlerimle birlikte ilerleyen dakikalarda yiyeceğiz. Ama bu hediye daha sonra mı açsak Berna geldikten sonra? Nuri Bey göndermiş. Bakalım ne göndermiş. Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Beni hediyelere çok alıştırıyorsunuz. Değil mi? Çok şımartılıyorum abi. İlerleyen günlerde beni böyle ekranlara bırakırsam şımartmazsanız ne yapacağım? Şımartılacaksın. Ama şımartan birisi muhakkak çıkar Ahmet abicim. Özür diliyorum yapılacak bir şey yok. Mersin'den bir beyefendi sizinle yorum yapmanızı istiyorum. Bana şunu yazmış sabah sabah çok moralim bozuldu. Demiş ki 9 yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var. Bir eşime baktım. Bir de dün seni izledim. Allah senin belanı versin demiş. Sebebi de şu, neden bu kadar güler yüzlü tatlı dilliymişim ve neden bu kadar güzelmişim, neden benim eşim senin gibi değil, Allah senin belanı versin demiştiniz. Onu kendisine soracak. Ya hakikaten sizi anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Benim suçum mu yani güler yüzlü? Şaka mahiyetlisi. Yok abicim ciddi ciddi yazmış. Hiç mutlu değilim demiş. Akşam yatıyoruz kavgayla, sabah kalkıyoruz kavgayla demiş. Öylese boşanın. Onu sorun, senin onun ve başkasının sorun. Yorum isteyeceğim. Et! O gerçekten benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Albümleri var. Sohbet edeceğiz. Hem programcı hem ses sanatçısı kim geliyor? Müzikle birlikte geliyor. İzzet Aktaş geliyor. Koca bir alkış istiyorum. İşte ben hep abi şunu söylüyorum ya. Benim yaptığım işin emeğin karşılığı sevgi. Ben çok mutlu oluyorum. Gerçekten hiç böyle yanlış bir şey görmüyorum insanlardan. Zaman zaman hani bana yanlış şeyler yazıyorsunuz. Beddualar okuyorsunuz ama Allah vergisi yani beni beğeniyor olabilirsiniz. Sizin karınızın çirkin olması da hani benim suçum değildir. Siz öyle bakmayın. O sizin çocuklarının annesi. Her kadın güzeldir. Her anne güzeldir. Her evlat güzeldir bence. Öyle bakarsanız öyle görürsünüz. Öyle değil mi? Çirkin kadın var mıdır? Yoktur. Allah dinleyeceğiz, siz de beğeneceksiniz. Kardeş olduğuna sevindim. İyi ki kardeşim dedi. Sen de kimsin? Bu Recep'i Taner'i Ergin'i atlatıp da buraya gelene kadar... Sen yanına... nasıl girdin ki içeriye, sen kimsin? Ben çok büyük bir yapım firması sahibiyim, Abdülrezzak.
Ne istiyorsun seni, benden? Seni çok beğendim. Uzun süredir de takip ediyorum. Programınıza dört gözle izliyorum. Öyle mi? Neyi beğeniyorsun? Programı mı beğeniyorsun? Program umurumda değil. Sensin umurumda olan. Sevgili Reşi, uyumayın. Bir kalk bakayım. Yakından daha da güzel misin? Hey maşallah ya Rabbim. Boya bak endama bak. Çok mu beğendin beni? Ya Rabbim. Seni... Sanatçılarımı çıkardığın için öncelikle teşekkür ediyorum. Önce sanatçıları gönderdim senin programına. Arkasından ben geldim. Ne yapacaksın? Ne istiyorsun? O sanatçıların hepsini diskalifiye ediyorum. Sen başrolde oynayacaksın. Ne rolü? Sana teklifte bulunmaya geldim. Ne teklifi? Sinema filmi teklifi. Beraber çevireceğiz. Kıskanmayacak mısın beni sinemada? Ben normalde yapımcıyım ama ilk kez senin için bir filmde oynayacağım. Aa, beraber başrolde oynayacağız. Ama hiçbir yerde yayınlanmayacak tabii ki. Çünkü... Heyecandan... Heyecandan gülü unutmuş. Ben sana küsüm. Sen 3 gün neredeydin beni aramadın? Ben sen ne biçim adamsın? Ben zaten ünlüyüm. Böyle adamla ne işim olur benim? Benimle çok ilgilenmen gerekiyor. 24 saat. Kesinlikle haklısın. Jamaika'ya gittim o sırada. Jamaika'da iş görüşmelerim vardı. Alkış Reşe. Ben sana güvenemiyorum artık. 3 gün boyunca ben çok üzüldüm. Çok gözyaşı döktüm. Ama Jamaika'da iş bağlantıları yaptım hayatım. Ha, iş yapıyorsun diye beni niye aramıyorsun? Bu demek mi? Hiç mi lavaboya gitmedin? Hiç mi banyoya girmedin? Hiç mi arabana binerken arayamadın beni? Hayatımda artık bir tek sen olacaksın. Söz mü? Söz veriyorum. Hiç kimse olmayacak. Benimle evlenir misin? Tek taşı göreyim. Tek taşlar sana feda olsun. Bu bile dayanamadım manyak. Evet, biraz düşünmem gerekiyor. Sen çok ilgisizsin bana karşı. Biraz düşünmen gerekiyor. Ne dersiniz açım? Çok ilgisiz. Hep işlerim yoğun yoğun, yok toplantılar, yok bilmem ne. Jamaika'daydım şimdi de, o yüzden. Bir seferlik affet, gül getirdim. Ben bir gül getirdim, istemeye geldim. Bir daha program yok, çıkartmam ben seni bir daha. Neden artık program yapmayacak mıyım ben? Bıyıklarını attırın aşağı. Evet, bıyıklarını attırın. Bir şey söyleyeceğim sevgilim. Program yapmamı istemiyor musun artık? İstemiyorum. Neden? Ekranlarda senin milyonların izlemesi beni bozuyor. İyi, sen nasıl istersen öyle olsun ama bir sürü seyircim var. Seyirciye bir söyleyelim bakalım, kabul edecekler mi bunu? O az önce bir tencere takımı gördüm. Ondan 10 tane alıyorum sana. Oturacaksın evde, yemek yapacaksın. Ben yaparım kocacığım sana yemekleri. Ne ki? Ben macir kızıyım. Ben yemekleri... Çilekli kivili şeyden de kimseye yapmak yok. Onu da bana yapacaksın. Tamam, sana yapacağım. Başka ne istiyorsun benden? Başka bir şey istemiyorum. Evinin kadını olmanı istiyorum. Ay, bir şey aklıma geldi. Korktum. İyi tamam, evinin kadını olayım da programı da bırakmayayım. Bak, milyonlarca sevenim var. Yıllardır 10 sene... Sevmeyin kardeşim, sevmeyin artık, sevmeyin. Sevmesin kimse, ben götüreceğim seni. Sen niye dayanamıyorsun? Tamam, olur. Benim masraflarımı karşılayabilecek misin? Her şeyini karşılarım. Öyle diyorsun. Her şeyini karşılarım. Yeter ki senin olayım. Yeter ki benim ol. İyi, olayım mı? Kabul ne dersiniz? Gördünüz. Ekranları bırakıyorum. Artık bir Cadillac daha çekersiniz altınıza. Cadillac ona feda olsun. Şimdi bu programı bitir. Ben kapıda bekliyorum seni. Dur bakalım Sayın abi, Ahmet abiye sor bakalım, İzzet de beni verecekler mi sana? Valla ben dışarıda 3 tane arkadaş vardı. Ergin, Recep, Taner. Onları dövdüm. Ayaklarına vururum diyorsun. Kim vermiyormuş seni bana? Veriyor musun sevgili Reji beni? Gel kocacığım böyle. Rejiye sesleniyorum. Ne oldu, verdiniz mi beni Sayın abi, Ahmet abi? Bıyıkları keserse olur. Türk bile sıkarım. İcabında Türk bile sıkarım. İzzet ne diyor, bak bıyıkları keserseniz olur. Vereceğim diyor. Ben de bıyıklı adamı hiç sevmem ama. Yavrum gel, seni bir tanecik öpeyim. Koca bir alkışla gönderiyoruz ve teşekkür ediyoruz.